17 Ağustos, 23 Ağustos akrep burçları neler bekliyor diyorsanız akreplere şey demişim. Ben inanmıyorum bu hayatın bana güleceğine ve neye elim atsam hep yarım kalıyor. Duygularım yarım kalıyor, sevgim yarım kalıyor. Ailem beni anlamıyor, çevremdeki insanlar beni anlamıyor. Artık benim bu hani insanlara ışık gelir ve bu ışığı nasıl yaşarlar, nasıl paraya, nasıl düzene kavuşurlar diye böyle akreplerde bir şey var. Bocalama haftası var. Bu bocalama haftasında işinizden olmayın. Ya ilişkinizden olmayın. Yani her şeyi böyle derin derin düşünürsek yandık akrepler. Evet çok streslisiniz. Ödemeleriniz, banka borçlarınız, kiralarınız ve işlerinizle alakalı aksilikler, alamadığınız paralar ve uzun süredir artık çözemediğiniz sıkışmış kör düğüm olmuş olaylarınız var. Ve bu kör düğüm olmuş olaylarınız sizi tamamıyla ve tamamıyla kıskaça almış. Yani inancınız bile kıskaçta şu an. Derin bir nefes al Akrep Burcu. Ve o derin nefes aldığında kalbime Rabbini koy. Ve Rabbim sana o sıkıştığın her şeyin enerjisini senden alıp gidecek. Ama Akrep'e şey demişim. Evet bu kadar sıkıntım var ama bir kan akıt. Ben kan akıtmaya da karşıyım ama inandığınız felsefene bir çocuk sevindir. Bir gerçekten muhtarınıza gidin söyleyin bir fakir bir çocuk. Belki gerçekten o çocuğu görün ayakkabısını kız erkek ayrımı yapmayın. Size belki de bu üzerinizdeki ağırlık, korku, endişe, evet hayır yapıyorsunuz, çok da yapıyorsunuz ama siz görmediğiniz hayırı yapıyorsunuz. Bir de gözünüzle gördüğünüz hayırı yaparsanız rızkınız avucunuza daha hızlı, daha bereketli ve daha iyi gelecektir diyorum. Akreplere şey demişim. Şimdi nasıl anlatayım size? Mesela ben akreplere 41 düğüm bağlayın demişim. Neden? Nasıl göstereyim size bu düğüm sistemini? Neler yazmışım sana. Hayır insanlar artık benim uçtuğumu falan düşünüyor da hayır yani hissettiklerimi astrolojisinde de böyle bir şey yok ama hissettiklerimi de katmak zorundayım. Bir ip alıyorsunuz. Her ipe isminizi ya da rahatsız olduğunuz ya da beklediğiniz bir şey varsa mal, mülk, para. Ama isminiz, kendi isminiz. Besmelenizi çekiyorsunuz. Her ismin düğümüne Nas, Felak, Ayetel Kürsü her birini düğümlüyorsunuz. Diğerine geliyorsunuz yine aynı şekilde. 41 düğüm olduğu zaman bu düğümle birlikte bir gece yatıyorsunuz. Sabah ezanıyla birlikte besmele çekerek ve her birine Allah'ın 99 ismini zikrederek düğümleri açıp akan bir suya atarsanız üzerinizdeki bu korku, endişe, kaygı, paniklik, ailemiz ne olacak, düzenimiz ne olacak diye korktuğunuz her şey aydınlığa gelecek. Hatta kısmetsizim, evlilik bile yapamıyorum diyorsanız bunu yapın ve mutlaka ve mutlaka üzerinizdeki negatifler gidecek ve acayip şifalanacaksınız. Bana da çok şükredeceksiniz. Yani size düğümlerinizden kurtulun. Yani sizin birini gözü kalmış olabilir, düğümlenmiş olabilirsiniz. Kendi şifanızla yapın lütfen. Yani bazen insanlar farklı noktalara kayıyorlar. Kendi Rabbim hepimize bir güç, hepimize bir denge, hepimize bir insanın yarattığı Rabbime emanetiz ya, yarattığımız bedenin her noktası Allah'ın. Yani siz doğru kalple, doğru gözle istediğinizde Rabbimin açamayacağı hiçbir kapı yok. Ama tabii ki oturdum dua ediyorum. Yani Allah'ım yine beni görmedin dersen hiçbir kapın açılmaz. Hareket, hareket, hareket. Yani mutlaka hareket etmeniz lazım. İlişkiler konusunda ters giden şeylerde toparlanma, hatta çocuk istiyorsanız doğru bir döngüye, tedavi, tüp bebek, aşılanma dediğimiz noktaya girişiniz sağlıklı ve hayırlı olacak. Ve uzun süredir de aile apartmanı gibi bir şey yaptırmak isteyen bazı akrep burçlarına evet olumlu. Hatta Bodrum, Balıkesir, Bursa, B harfle şey Bingöl şehirlerle ne bağlantınız varsa burada size gelecek bazı mal ve arsalarınız gündemde söz konusu olacak. Özellikle de şey demişim akreplere bir Nevşehir enerjiniz var. Çok gitmek istiyorsunuz. Hadi gidin enerjinize iyi gelecek. 17 Ağustos depremini unutmayın. Ölmüşlerimize gani gani. Ülkemize bir daha böyle bir zeval gelmesin. Geride kalanlara Allah sağlık, şifa ve hiçbir zaman yetim ve öksüzlüklerini hissetmeyecekler hayatlar ya da güzel eşler nasip etsin diyorum. Allah
bir daha ülkemize böyle bir zeval yaratmasın.